Merhabalar efendim. Business Channel Türk TV ekranlarında aile danışmanı ve psikoterapist ben Belgin Elif ile Bir Sanata Yön Verenler programında daha sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün yine çok güzel bir teknikten bahsedeceğiz. Bilinçaltı temizleme tekniği olan EFT yani açılımı Emotional Freedom Teknik, duyguları özgürleştirme tekniğinden bahsedeceğiz. Hepimiz stresli ortamlarda çalışıyor ve yaşıyoruz. Büyük şehirlerde yaşamış olmanın avantajı olduğu kadar çok büyük dezavantajlarını da yaşamaktayız. Ve bize günlük hayatta kullanabileceğimiz çok küçük küçük püf noktalar her zaman gerekli. Çünkü bu stresle yaşamak biliyoruz ki hem ruh hem de beden sağlığımıza ciddi anlamlarda zararlar vermekte. Peki bunun için ne yapabiliriz diye sizler için araştırdık ve EFT tekniğini merkezimize getirdik ve danışanlarımızla çok sıkı bir çalışmaya girdik ve çok güzel sonuçlar aldık. Başarı oranı çok yüksek. %95 başarı oranıyla çalışan bir program ve belki dakikalar içerisinde ruh halinizi ve yaşadığınız o sıkıntılı duyguyu anında üzerinizden atabileceğiniz bir teknik paylaşacağız sizinle. Bugün yanımda çok sevgili konuğum, hem sevgili arkadaşım, yaşam koçu ve danışman ve yazar adayı Aynur Demirkıran var. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Belgin Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sevgili seyirciler, tekniğe geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğimiz bir şey var. Aynur Hanım şu an bir kitap üzerinde çalışmakta ve muhteşem bir kitap. Ön yazılarını ve ön çalışmalarını çok teşekkür ediyorum ki benimle paylaştı. Ve gerçekten ciddi anlamda keyif alarak okudum. Umarım ki sizler de bu keyfi yaşarsınız. Bir an evvel Aynur Hanım kitabını sizlerle buluşturur ve bu hazzı, bu mutluluğu, bu deneyimleri siz de yaşayarak kendinize oradan mutlaka pay çıkarırsınız diye düşünüyorum. Şimdi Aynur Hanım'a soralım. Aynur Hanım, kitabın içeriği nedir? Ne paylaşmak, sesinizi duyurmak istediğiniz konular neydi bu kitapta? Kitabımda şu var. Hayata bağlanmak, hayata tutunmak, kendini sevmek, kendini sevdikçe başkalarının sana değer vermesi. Birçok o kadar duygulu bir kitap ki çok duygularım var içerisinde. Kendi hayatınızdan kesitler de var zannedersem. Evet, kendi hayatımdan kesitler de var ve yeni hayatıma doğru yön gösterdiği bilgiler de var içinde. Herkese sunacağım güzel bilgiler var içinde. Umarım herkes okuduğu zaman kendilerinde çok güzel hisler hissederler. Umarım. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Harikasınız. İnsan önce kendini sevmeli. Bunu öğrendim ve evet. Şu anda da ben onu başkalarına öğretmek için kitabımda yazdım. Çok güzel. Zannedersem kitabın adını paylaşmamda bir sakınca var mı seyircilerimizle? Hayır, paylaşabilirsiniz. Kitabın adı Acıdan Mutluluğa Giden Yol. Aynur Hanım'ın yaşamında yaşadığı tecrübeler, zorluklar, kolay yollardan buraya gelip oturmadı ve birçok badirelerden geçti ve bunları sizinle paylaşmak istedi. Çünkü belki bunları örnek alacak ve hayatında yeni yollara, yeni işlere imza atacak birçok insan çıkacak belki sayenizde, öyle değil mi? Aynen öyle. Çok güzel bir motivasyon kitabı olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel bir kitap. Umarım herkes okuduğu zaman insanlar kendilerini, ya hayatın boş olmadığını hissedecekler. Çok hayat, sorarız değil mi? Niye yaşıyorum, niçin yaşıyorum, nedir ki amacım diye değil mi? Evet, aslında hayat çok güzel. Evet. Biz hayatı sevmeyi bilmiyormuşuz. Evet. Ben bunu öğrendim. Aslında hayatımıza güzellikler katarsak hayatımız bizim için çok güzel şeyler sunacak hayat bize. Evet. Biz bunu yaşamayı bilsek gerçekten de harikalar yaşayacağız. Ve ben bunu öğrendikten sonra hayatın güzelliklerini, şu anda o hayatın ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Harika. Ve o kitabımda da içerisinde hayat nasıl, ne kadar güzel, sana neler sunuyor, ne güzellikler katıyor ki bunları anlattım. Çok güzel. Umarım herkes şimdiden elinize, emeğinize, kaleminize sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Harika işlere daha fazla imza atacağınıza eminim. İnşallah. Çünkü siz bunu hak edenlerdensiniz çok, gerçekten. Çok isterim. İnşallah öyle İnşallah. Olur. İnşallah. Bugün şimdi sevgili izleyicilerimizle yine günlük yaşamlarında onlara yardım edebilecek bir teknikten bahsedeceğiz. Evet. Başta da programın başında da anlattığım gibi duyguları özgürleştirme tekniği dediğimiz EFT tekniğinden bahsedeceğiz. EFT tekniği
bir akupunktur tekniği sevgili seyirciler. Hı-hı. Bir enerji dalı. Yine parmak uçlarıyla vücudun bazı noktalarına basılar yaparak içimizdeki olumsuz duyguyu dışarı atma tekniği ve kalıcı olarak. Muhteşem bir program. Merkezimde ben de birçok danışanıma tabii ki bir sürü teknik var uyguladığımız. Bunlardan bir tanesi EFT. Ve EFT ile danışanlarıma uyguladığım her konuda çok mükemmel sonuçlar aldım. Ve gerçekten sadece bunun için, bu tekniği kullanmak için çok büyük travmalar yaşamış olmanız gerekmiyor. Tabii ki günlük de. Yaşamda biliyoruz ki değil mi? Stres var, öfke var o tabii anda, kızgınlık var, belki içimizde anlamsız bir kaygı var. Değil mi? Bunları atabilmek için harika bir teknik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir teknik. Gerçekten de EFT tekniği çok güzel. Hani diyoruz ya, duyguları geliştirme tekniğidir. Gerçekten içimizdeki hangi duygu varsa o duyguyu dışarı çıkartıyor. Bu vuruş noktalarımızla. Bu vuruş noktalarımızdan çıkarttığımız zaman duygu, yani dışarı yansıdığı zaman içimizdeki sorun dışarı çıkmış oluyor. Evet. Ve bu tekniği yaptığımız zaman bu duygudan kurtulmuş oluyoruz. Yani sevgili seyirciler, aslında programın en büyük özelliği şu. Hangi duyguyu yaşıyorsak eğer, o duyguya odaklanmak. Çünkü sorun olan zaten bu değil mi? O olumsuz duygu bizi kötü hissettiren. O zaman bu teknikteki en önemli şey, en önemli, en hassas nokta duyguyu, o duyguyu bulabilmek ve ona odaklanabilmek değil mi? Evet. Peki sevgili izleyicilerimizle paylaşabiliriz bunu. Belki bunu hayatına geçirmek isteyenler olacaktır. Örnek veriyorum, gün içerisinde öfke duydunuz, o anda kızdınız, o anda hüzünlendiniz ya da bir acı hissettiniz. Hiç fark etmez. Bu olumsuz duygu her neyse, göstereceğimiz noktalara parmak uçlarınızla ufak vuruşlar yaparak bu duyguyu anında üzerinizden ve içinizden atmanız çok ve çok mümkün. Ve kalıcı olarak hangi konuya çalıştıysa, değil mi Aynur Hanım? Aynen. Hangi konuya çalıştıysa, neye bağlı olarak o olumsuz duygu hayatındaysa o anda tamamen oradan çıkıp gitmesine yardımcı olan bir teknik. Aynen. EFT tekniğiyle merkezimizde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ben mesela kendi adıma yeni bulduğum, araştırdığım, eğitimini aldığım bir tekniği önce kendimde uyguluyorum. Yani kendi uyguladıktan sonra, sonuçlarını gördükten sonra danışanlarımda uyguluyorum bunu. Aynen, ben de öyle. Değil mi? Yani bence doğru olan da bu değil mi? Değil mi? Bence öyle de. Düşünüyorum bence ben de. Ve %95 başarı oranı gösteren bir program. Gerçekten çok kuvvetli bir program. Şimdi tabii ki biliyoruz ki vücudun birçok noktası var. Ve bu noktaların hepsinin bir anlamı var. Yani her organa giden nokta farklı. Ve bu organın hakim olduğu duygu da farklı. Tabii ki bunlar çok daha detayla girebileceğimiz konular. Ama biz sadece en azından pratik bir şekilde çok sıkıştığımızda yapabileceğiniz şekliyle size birazcık göstermek, paylaşmak istiyoruz. Siz de bu eğitimleri veriyorsunuz aynı zamanda merkezinizde. Tekrar söyleyelim bunu, hatırlatalım izleyicilerimize. İster eğitimlere gidilebilir, ister bireysel seanslar alınabilir bu konuyla ilgili. Bence herkesin öğrenmesi gereken bir konu. Ben ama özellikle çocuklar çok hoşlanıyorlar. Benim çocuk danışanlarım çok hoşlanıyor bunu çalışmaktan. Çünkü içinde şarkılar söyleniyor. İşte ufak ufak vuruşlar döne döne. Onlar için oyun gibi oluyor. Aynen. Çok hoşlarına gidiyor. Şimdi mesela bir örnek verelim. Mesela Aynur Hanım bir duygusundan bahsetsin. Olumsuz bir duygu olsun. Şimdi bu olumsuz duyguyu kendimizden nasıl atacağız? Bunun pratik bir çalışmasını gösterelim hemen. Nasıl bir duygum? Olumsuz bir duygum var. Mesela nedir bu örnek verirsek? Olumsuz bir duygum şu anda. Mesela kaygı mıdır, korku mudur, endişe midir? Mesela korku. Bir şeyden korktuk. Korkuyoruz ya da sebebini bilmiyoruz. İçimizde anlamsız hissedebiliyoruz bunu. Bunu hissettiğimiz anda bununla beraber günümüzü yaşamak yerine hemen EFT tekniğini devreye sokuyoruz. Bunu böyle hafif, biraz rahatça, sakince kalabileceğimiz bir yere geçip hemen parmak uçlarımızla, çok narindir vuracağımız noktalar, parmak uçlarımıza böyle küt 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 vurmak değil. Çok sağ, çok hafif dokunuşlar. Hatta değil mi, dokunmak bile yetiyor. Değil mi Aynur Hanım? Evet, aynen. Yani şöyle ufak basılarla ne yapıyoruz? Ne dedik ilk başta? Duyguya odaklanacağız. Olumsuz duygu neyse o. Çünkü atmak istediğimiz şey bu. O zaman ne yapıyoruz? Eğer korku
varsa o zaman parmak uçlarımızı kullanarak benim göstereceğim şu an noktaları isterseniz siz de birlikte yapabilirsiniz. Birlikte yapalım seyircilerimiz Aynur Hanım. Yani parmak uçlarımızı kullanarak bu olumsuz duyguyu hemen anında atacağız. Hatta ekran başında eğer bizi izleyenlerimiz varsa içinizde şu an herhangi bir olumsuz duygunuz varsa bizimle birlikte çalışabilirsiniz o duyguyu bulup. Korku mu, kaygı mı, acı mı, hüzün mü her neyse siz daha iyi biliyorsunuz. Sadece duyguya odaklanın ve lütfen bizi takip edin. Duygumuz korkuydu. Evet. En üst nokta, tepenin en üst noktasından başlıyoruz. Evet. Bu korku. Bu korku. Kelimemiz bu olacak. Evet. Duygunun başına sadece bu. Evet. Çünkü bize ait değil bu. Bu korku diyeceğiz. Bu korku. Bu korku. Kaş başımıza bu korku. Göz yanımıza bu korku. Göz altımıza bu korku. Burun altımıza bu korku. Çene çukurumuza bu korku. Koltuk altımızdan 1-2 santim aşağıya bu korku. Diğer yine aynı şekilde bu kola bu korku. Ve el bilek içimize vurarak bu korku. Bu korku. Ve parmaklarımızın dışa bakan kısmına bu korku. Bu korku. Bu korku. Yüzük parmağını atlıyoruz çünkü onu burada kullanacağız. Küçük parmağımıza bu korku ve elimizin üstünde şurada boş bir nokta var. Yani bizim gamut noktası dediğimiz noktadır bu EFT'de de. Buraya vuruyoruz ve bunu yaparken göz hareketleri yapmamız gerekiyor. Bir tur tamamlamak için dikkatimizi tamamen karşı noktaya veriyoruz bunu yaparken. Ve gözümüzü açıyoruz, gözümüzü kapatıyoruz, özür diliyorum bu korku. Açıyoruz bu korku. Tekrar kapatıyoruz bu korku. Açıyoruz bu korku. Sağ alt, sol alt. Gözlerimizi bir kere çeviriyoruz. Bir de tersine çeviriyoruz. Ve 9'a kadar saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve burada istediğiniz bir şarkıyı söyleyebilirsiniz. Küçücük mırıldanmanız yeterli şarkıyı. Bunun amacı şu. Sağ ve sol loblarınızı çalıştırmak. Yani bu korku nerede tıkanıp kaldıysa onu bulup atmasını sağlamak. Evet. Tekrar 9'a kadar sayıp şarkımızdan yine küçücük bir parça mırıldanarak bir turu bitirmiş oluyoruz. Evet. Bir turu bitirdikten sonra bir derin nefes alıp veriyoruz. Evet. Ve bakıyoruz ki korkumuz bitmiş. Tamamen o anda bitmiş durumda. Hiçbir şey kalmamış oluyor. Değil mi? Bu kadar basit. Aynen. Hiçbir şey kalmamış oluyor. Aynur Hanım değil mi? Bu hani üstten gösterdiğimiz günlük yaşamda çok küçük kullanılabilecek tarafı. Çok kolay ya. Çok basit bence. Herkes yapabilir bunu. Ama tabii ki bu konunun çok derin detayları da var. Evet. Ve önerimiz sevgili seyirciler lütfen bunu kendinize başka kimseye yapmayın. Evet. Çünkü sadece kendinize deneyimleyin. Çünkü başkasına yaptığınızda onun altından başka travmalar ya da sorunlar çıktığında baş edilebilir. Değil mi? Evet. O yüzden profesyonel ellerden lütfen bu konuda destek alın. Ya da gelin eğitimini alın. Ondan sonra uygulayıcı olarak bu işe başlayın. Mesela diğer çıkan duyguya ne çalışacağını bilemez. Değil mi? Yani bilemez. Orada hem yaptığı hem yapan kişi zorluk çekebilir sonrasında. Çeker, aynen. Çeker. Değil mi? Evet. Sizinle daha paylaşmak istediğimiz çok şey var ve olacak da Allah'ın izniyle. Çok güzel bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili Aynur Demirkıran'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tekrar ederim. Verdiği bilgiler için. Çok harika bir programdı. Benim çok için de öyleydi. Güzeldi. Ve kitabınızı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Ve devamını diliyoruz. İnşallah. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. O güzel gönlünüz ve kalbinizle çok iyi yerlere geleceğinize çok inanıyoruz. Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Belgin Elif'le Bir Sanata Yön Verenler programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle olmaktan çok büyük bir keyif aldık. Umarım sizlere küçücük de olsa katkıda bulunabilmişizdir. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.